Ay! Ay güzel hanımlar. Az durun bir. Hadi el falınıza bir bakayım kız. Ay yok, vaktimiz yok zaten. Ay 5 dakika sürmez. Gözünüzde haber var, ben görürüm. Çok bir şey istemem, bir sakız parası. Baktıralım mı ne dersin? Eğlenmiş oluruz. Olur. Hadi bakalım. Ver şu gözümüzdeki haberleri de biz de bilelim. Of 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 of. Ne çok sıkıntı yapmışsın kendine. Sen şöyle büyük, çok büyük bir evde yaşıyorsun. Ama hanende çok sıkıntı yapılmış son günlerde. Hastanız varmış. Ayağa kalkmış ama daha tam iyileşmemiş sanki. Sen bütün derdini, hıncını kocandan çıkarıyorsun sanki. Çok bağırıyorsun adama. Abla biliyor vallahi. Ama dikkat et. Sizin hanede bir ayrılık var. Biri elinden kapacak kocanı. Kimi? Kerim'e mi? Adı neyse. Ben bilmem adını. Hem de hiç ummayacağın genç biri. Bak, dikkat et. Sen birine yardım edeceksin. Ama karşılığında dert göreceksin. Aman, neyi biliyor ya? Sallıyor işte. İçimi daraltacak yok yere. Bana bak. Benden söylemesi. Sen yine de kocana sahip ol. Sonra demedi deme. Kerim önünü görmez. Kaldı ki başkasına bakacak. Baksın da uyuveririm gözünü. Adam o kadar korkuttu ki kafasını yerden kaldıramıyor. Yürü. Bak hanım, bunlar çok yıl için harika olacak. Bak, Şükran abla. Kullanabilirsin. Neşe, canım. Nasılsın? Ne arıyorsun sen burada? Annem bir şeyler sipariş etti de onları almaya geldim. Tanıyorsun değil mi? Kardeşim Vildan. Merhaba, memnun oldum. Ben de. Evet, görmüştüm birkaç kere ama tanışmamıştık. Ne oldu, bitti mi senin okul? Temelli mi döndün? Evet. Bitmez olsaydı. O niye? Hiç. Aman boş verin. Ayaküstü sizin de sinirlerinizi bozmayayım ben. Olur mu hiç öyle şey? Söyle bakayım, ne derdin var senin? Ailem evlenmem için baskı yapıyor. Belli bir yaştan sonra bütün aileler tutturur evlen diye. Alışmak lazım. Yok öyle değil. Yaşlı bir adam var. Beni istiyor. Hem malı mülkü yerinde hem de yaşlı adam kıymet bilir deyip onunla evlenmeye zorluyorlar beni. Yok artık. Hangi devirde yaşıyoruz? Rezalet valla. Koy ağırlığını sen de. Boyun eğme. Kimse kimseyi zorla evlendiremez bu zamanda. Doğru. Evden atarız diyorlar. Ne yapabilirim ki ben? Gidecek kimsem de yok. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Sıkıntıdan nefes alamıyorum Şükran abla. Biz ne güne duruyoruz? Başın sıkışırsa bana gel. Hiç korkma. Çek restini. Bak, çok kolay Alexan abi. Şurada menü yazıp durun. İşte oraya basıp durun. Sonra bu oklara basarak mesajlara geliverin. Anladım. Kolaymış Hakiyet. Dur bir de ben yapıveren Mehmet. Nereye basıyordum indi? Anlamışmış. 2 saattir adamın dilinde tüy bitti anlatacağım diye. Hem sen ne yoruyorsun bu kadar kendini Alexan? Benim cep telefonum da yok. Sen kime mesaj atacaksın? Canım, elimizdeki telefonla ne yapacağımızı bilelim değil mi? Bir gün biri nasıl oluyor diye soracak olursa rezil mi olalım? Kimse sormaz, sen merak etme. Boşuna yorma şu adamcağızı da. Bırak öğrensin Nuriye abla adam. Mehmet'im yorulmaz anlatır. Leç. Kız ver bakayım şunu. Sen de işine bak hadi. Dikkatimi de dağıtma. Merhaba. Kusura bakmayın. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, buyurun. Kime bakmıştınız? Ben Şükran ablayla görüşmek istemiştim. Gelin, ben sizi götürüverem. Buyurun. Buyurun. Bana bu işin içeriğini anlatsana Kerim. Gerçekten ne durumdayız? Aslında pek parlak durumda değiliz Şükran. Borcun tamamını ödeyecek para yok. Nereden bulacağız peki şimdi o kadar parayı? Bilmiyorum Şükran. Yeni bir atılım yapmamız lazım. Yoksa hiç toparlanamayız. Neşe? İyi akşamlar. Rahatsız ettim, kusura bakma. Ama gidecek yerim yok Şükran abla. Sana geldim. Ben evden kaçtım. İçeri geç canım, üşüme. Getirdiğin ben... için merhaba. Sağ ol Nestişah. İyi geceler, rahatına bak. İyi geceler Şükran Hanım. Bana teşekkür etti. Dünya tersine mi dönüp durur ne? Eşim Kerim. Kerim, Neşe benim bir arkadaşımın kardeşi. Memnun oldum, hoş geldiniz. Ben de memnun oldum Kerim Bey.
Ya özür dilerim, siz de rahatsız ettim bu saatte. Estağfurullah canım. Bırak böyle çekingen davranmayı. Burası senin de evin sayılır. Ablası çok yakın arkadaşımdı. Trafik kazasında kaybettik ne yazık ki. Neşe de İzmir'de okuyordu. Uzun zamandır görmüyordum. Ablanız için çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun Kerim Bey. Teşekkür ederim. Bana Kerim diyebilirsiniz sadece. Neyse ben sizi yalnız bırakayım. Sizin konuşacaklarınız vardır. Özür dilerim Şükran abla. Sizin de düzeninizi bozdum. Ama bugün geldiğince umut oldun bana. İyi ettin. Aferin sana. Sen benim de kardeşim sayılırsın Neşe. Bir çözüm bulana kadar bizimle kalabilirsin. Bolca odamız var. Sıkma canını, tamam mı? Rahat ol. Çıkar üstünü.